what this all was about. She was clearly a demon from hell. They decided to set her long hair on fire. In the end, it would burn her as well. But the lady was no demon, she was a lonely soul. Just like in that book they once read. Waiting for her prince while her hair was on fire. And one last time she said, moi, je m'appelle Mademoiselle Noire. Et comme vous pouvez le voir, je m'en souris, ni rien, ni vie. Et c'est tout ce qu'il a dit. Selamlar efendim. Merhabalar. Ne haber Barış? İyiyim abi, senden ne haber? Evet, şimdi bir oyun gecesinde buradayız. İyi değilim. Aa, neden? Bak, farkındaysan kamerayı da açmadım özellikle. Yani... Yani... Peki neden böyle bir şeye giriştin sevgili Oğuz? Ya... Biz biliyoruz da mı oynuyoruz diyelim dedik. Yani iki gündür de böyle bir şey yapıyorum. Darkestancı neymiş? Ben bir türlü oynayamamıştım Darkestancı'nı. Dün falan biraz oynadım, böyle bir başladım. Dedim ben bunu yayınlı yapayım pazartesi günü. Yani bu tek Darkestancı değil aslında. Yani bu bugün yapacağımız seri şey olacak. Hani FRP'ye yakın benzeyen oyunları böyle chill bir şekilde açıp oynayacağız. Yani bu bir tek Darkestancı değil. Belki 3 kişi 4 kişi olursak Divinity Origins'in 2 de oynayabiliriz ama işte Baldur's Gate'dir. Ondan sonra Pathfinder Kingmaker'dır. Expedition serileridir. İşte Expedition Vikings, Expedition Rome yeni çıktı, o da biliyorsunuz 20'sinde çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Onu da oynayacağız. Yani bu arada Tactical Squad Combat'lı oyunlar, işte rol yapmaya dayalı oyunlar, CRPG'ler gibi oyunları böyle sohbetli bir şekilde oynamayı düşünüyoruz. Ya bu arada yani bu ekipten de Baldur's Gate izlemeyeceksiniz, kimden izleyeceksiniz? Aa, Başar gelmiş. Başar hoş geldin. Hoş geldiniz. Başar şu an benim çıldırmalarımı izlemek için geldi sanırım. Evet evet, yani bu benim hayallerimde olan bir şeydi öncelikle. Oğuz, bununla değinmek istiyorum yani. İskender, yani İskender'in daha çok bilgisayar oyunu oynayarak Twitch yayını yapmamızdı planım. Ama sen de olursun. Özellikle ben de senin çıldırmalarını izlemek için buradayım. Hala mı sadece soldan geliyor ses ya? Cidden mi? Aa evet, soldan geliyor demişler. Senin sesin normaldir de benim ses gene soldan gidiyor. Ya onu bir türlü çözemedim ben ya. Ben en sonunda mikrofon alacağım. Mikrofonla artık. Mikrofon ayrı, kulaklık ayrı yapacağım. Başka çaresi yok o işin. Ona aylardır bir çözüm bulamadık. Evet, abone olun, bağışlatın. Oğuz'un yeni kulaklığa ihtiyaç var. Kulaklık değil abi, kulaklık yeni zaten. Yani bilgisayarla kulaklık arasında bağlantıda bir sıkıntı var. Onu bir türlü çözemiyorum. Evet, dün demiştim mi bir 19 hafta hayatta kaldım. Sadece 3 kişi kaybettim. Ama biz burada sıfırdan başlayacağız evet arkadaşlar. Ve yani zaten Başar var. Bakıyorum başka kimse var mı? Başka kimse yok galiba. Başka kimse yok. 3 kişiyiz. Ama iyi geliyor. Ve ses, şey... Başar. Ses gene iyi değil mi? Kısık değil yani.
Aşar yazıyor galiba şu an. İyi bence demiş. Teşekkür ederiz. O zaman sıfırdan başlayalım bakalım. Barış, ben ne kadar çıldıracağım? Sen beni ne kadar tutabileceksin? Evet. Yani sonuçta biz aile dostu bir kanadız. yani bu oyun ne kadar aile dostu göreceğiz. Direkt switch'ine basıyormuşum değil mi? Direkt kafayı yemişim. Yani ben şu an teknolojiyle mücadele ediyorum. Evet, Darkest'ı açtım. Campaign'imizin adı evet. Ne olsun? Darkest mod olsun ya. Bir şey gelmedi aklıma. Evet. Başlıyoruz efendim. Ben bir taraftan hani Twitch'ten takip ettiğim için sesi kapamayı bulamadım şeyden, Twitch'ten. Hani çünkü ilk tekrar ediyor ses. O yüzden teknolojiyle ben biraz maceralar yaşıyorum şu an. Buraları geçiyorum. Üzerinize gerek var mı? Zaten herkes şu an biliyor diye bakıyorum. Tabii canım. Yani artık klasik yani. Bu oyunu oynayan herkes şey bilir. Girişi bilir. Karanlıkların efendisi Oğuz demiş. Başar da. Geç gördün. Geçtim bakalım. Ya şimdi gene tutorial'ımı oynatacak. Şöyle yapsam. Tutorial direkt geçemiyoruz galiba değil mi? Hı. Tutorial mecbur. O zaman başın bakalım. Brigands have run up these lanes. Here we go. The hamlet is just ahead. Dispatch this thug in brutal fashion. Buraları hemen hızlı hızlı geçmemiz lazım. Hı hı. Yani istedikleri kadar hasar alsınlar, çok umurumda değil açıkçası. Gerçi Darkest'ı açtık. Continue the onslaught. Destroy them all. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Leave nothing unchecked. Reynald'da Dismas candırıcı demiş Başar. Evet, canlar da Dismas'ı ben o dünkü öbür save'de yani iyileştirmek için bir tarafımı yırtıyorum resmen. Bir hastalıklar, bir stresler, bir negatif etkiler falan. Yani böyle böyle değil. Ya Highwayman zaten temel klaslardan biri aslında Darkest Dungeon'da ya. Öyle mi? Ya bence hani uzakçı Ranger mesafesi için en uygunlardan biri Dismas. Hadi yani Dismas ve Highwayman diyeyim. Abi ben şeyi çok beğendim ya. Okçu var ya, okçu arbeletli. Onu bayağı beğendim. Ama arbeletliği de doğru geliştirmek lazım. Yani sıfır halinde bence çok etkili olmuyor. Doğru geliştirirsen evet çok işe yarıyor ama. Ya şey demiş Başar, kuryoları bilmen lazım demiş. İşte oyunun asıl olayı o diyor. Hı-hı. Ben tabii daha hı-hı işte çok bir şey bilmiyorum hani. O yüzden aslında evet, yayın açmak istedim yani hani. Yani benim bir şeyi başaramam ama daha çok dikkat çeker diye düşünüyorum. Evet, zaten yani ilk oynayış deneyimin hepimiz için çok aydınlatıcı oldu. Oğlum ama gene iyi gittim. Bak sadece 3 yani adam kaybettim 19 haftada. Ve 3 level'lık Black Doctor'um gitti yani son giden dün. Yani. Tabii. Yok hani ondan önce bir iki deneme çabası, hani ilk öğrenme aşamasında yapımcılarını iyi yad ettik. Evet, yapımcıları çok sevdim. Oğuz yani test yapımcısından görüntü yönetmenine kadar mekaniği düzenleyen herkese kadar yad etti. Aynen. Bu arada Dvon'u duydum. Bakmadım bu arada Başar. Ya benim bir partim var.
paso stun atıyorlar, ondan sonra ağız burun kırıyorlar. Bir partim var, evet, farklı şeyler yapıyor falan ama yani bakalım nasıl, şu an nasıl da elemanlar çıkacak onu da bilmiyorum. Mesela Leper'i ben ilk defa birkaç saat önce falan gördüm yani, özelliklerini de bilmiyorum yani, öyle söyleyeyim ama Crusader'dan daha çok hoşuma gitti. Yani evet. Oyunu bilince zevki kalmıyor, boşverdim bir şey. Bir dakika, ben bu sırada bir şeyle uğraşıyorum. Ha, bir dakika. Ne geldi? Artı 5 ayrı biliriz. Güzel. Okey de speed düşürmesen olmayacak. Her şey speed düşürüyor arkadaş, bu nedir ya? Evet. Başladık ve Dismas. Yani abi dakika bir gol bil ya. Niye yani? Peki. Dualarda buluşuruz diyor Dismas. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours. Ney, hangisi? Bitnes mi iyi diyorsun? Başar. Yok be. Ya gerçi bazen çok işe yarıyor, evet, şeyler. Negatif traitler de. In time, you will know the tragic extent of my failings. Trinkets and charms gathered from all the forgotten corners of the earth. Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Abi insanlardan niye korkuyorsun? Sen doktorsun ya. Tamam, plak doktorsun ama doktorsun yani. Niye insandan korkuyorsun ya? Şey gibi, kandan korkan doktor gibi. Evet, evet, biraz. Bakayım. Tamam, okey, bunun skill'ler, bunlar açık. Sende neler açık? Ha. Keşke Dazing açık olsaydı. Dazing'i açalım olmadı sende bir ara. Kaç turn sonra. O zaman bu açıksa bunu kullanamayacağız önde o zaman. Tamam, bunu yine 3'e koyacağız. Standart. Bunun yerine Dazing'i açalım ya. Ama açmak için şey açık değil galiba, değil mi? Şu an yürütüm açık değil. Kaç turn? Evet. Onunla idare edeceğiz. Peki ben giriyorum direkt, hiç şu an bir şey yapmaya gerek yok zaten. Ya şey güzel bence, oyun direkt D&D kafası yani, klaslar, dungeon crawl. Aynen aynen, direkt D&D Pathfinder. Ondan sonra, yani şimdi Forbidden Lands var, benim çok sevdiğim sistem, Year's Range'in. Hatta bu etkinlikte oynatıyorum biliyorsun. O da dungeon crawl. Yani bilgisayar oyunlarında dungeon crawl güzel oluyor ya. Veriyormuş bu. Ha. Okey, bunu doktora takabilirim aslında ya. Oğuz Bey, bana dış mihraklardan mesaj geldi. Evet. Dış mihraklar mikrofonunuzun sesini biraz yükseltmenizi söylüyor. Tık mı geliyormuş? Evet. Hemen bakıyorum. Sadece soldan geliyor ya. Evet, o sıkıntı oluyor ya. Şimdi nasıl? O dış mirakları sorabilir misin? Hoş geldin ben... James Syndrome. Teşekkürler iyi yayınlar dediğin için. James Syndrome hoş geldin. Şu an nasıl ses?
Bakıyorum. Kısık ben sesi kapattığım için Twitch yayınında. Yok şey, Game Syndrome ve Başar söylese aslında daha iyi olur. Sana kim yazdıysa o da söyleyebilir. Biraz daha açayım mı? Bana çok gizli kaynaklardan ulaşıyorlar. Öyle mi? Evet. Kod adı Artoşka olan biri. Ama Toşka değil mi sonu? Evet evet, Artoşka. Şu an daha iyidir diye tahmin ediyorum. Evet şey, bende sıkıntı yok, ben rahat duyuyorum demiş. Artem hoş geldin. Hoş tülendi. Artem Bey, sizi de bekliyoruz. Gelin buyurun efendim. Eğer şu internet problemin düzeldiyse sen de katıl sohbetimize. Sesler duyuluyor ama çok dengesiz. Birisi çok yüksek, diğeri az. Hangimizin sesi yüksek Game Syndrome? Büyük ihtimal benim. Muhtemelen. Ben benim o zaman... sadece sol kulaktan gidiyor ya, o yüzden o. Evet evet. Ben bir iki ayarlama yapayım bakayım, kendi sesini kısayım. Sana vereyim. Ya senin speed'in düşecek ama düşsün, yapacak bir şey yok. Ben de şunu al. Aslında paramız da var ya ama şey yapamıyoruz. Neyse. Benim neyim var? Chris'lerim vardı. Senin neyim vardı? Ha, Exxon Stress güzel. Kumarbaz. Ha? Hayda. İleride çok başımızı ağrıtacak kız. Şu an sesleri ise başlıyorum arkadaşlar. Başla başla. The cost of preparedness measured now in gold, later in blood. Yani short dungeon'da altı tane yeter. Yep. 6 ile 8 yeterlidir bence ya. Hatta şöyle yapacağım ya. Orçu da 5 yapacağım abi. Karanlıkta gitsin. Oyunun amacı zaten karanlıkta gitmek. Değil mi Artem? O zaman... Ya gerçek oyuncular, gerçek alfalar karanlıkta gider. Mesela şöyle. Aa bak, food yetersiz diyor. Food evet. Al diyor. İnatla food al diyor. Peki. Evet, dörder yiyor karakterler de yemesinler diye dedim. Alsınlar. O zaman here we go. İnsan bir skor tutar ya. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Evet. Birader siz burada ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Hayırdır yani? Çünkü arkada kimse yok. Çok güzel. Peki. Belki yer. 7. Yani... Dil dışına da bir şey yapamıyor bu. Kullanamadığımız için ve Daze'i açmadığımız için henüz. Yani parti heal yap... Yani ne diyeyim? Gereksiz yere parti heal yap. Siz bir verginizi öder misiniz? Ödemediler. Bu iskeletler vergi kaçakçısıymış arkadaşlar. Öyle bir sıkıntıları var. Güldür güldür.
Baba pa para param. Abi hiç sevmem onu, söyleme. Emre abi hoş geldin. Emre hoş geldin. Evet, Allah vergisidir o diyerek bir yorum yapmış. Arkadaş ölür müsün? Bu anahtarı burada harcamasam mı ya? Bilemedim, sandık çok küçük ya, anahtarı harcayasım gelmedi. Abi o anahtar olayını ben genelde yapmıyorum mesela. Ha, yapmıyorsun, bütün temler kırılıyor işte sandığın içindeki. Yok açarım açmasına da yani... Ha, unlock dediği için evet, unlock stronghold. Yani biz açık kutuya anahtar sokmaya çalışıyoruz. Yok. Gene daha fazla item veriyor ya, o yüzden. Ha. Biz de böyle delikanlıyız. Hey, kürek verdi. Peki. Kürek verdin de yani umarım kazacak bir yer çıkartırsın karşıma. Bak uzak olmasın da çıkardı bu arada. Anında çıkardı. Aynen. Hoş geldin. Loot'umuz arttı mı? Çok az artmış da. Görevimiz bu arada odaları keşfetmek mi? Evet, %90'ını keşfetmek ama ben tabii ki %100'ünü keşfedeceğim. Seni öne alıp aslında şey yapsam mı ya? Emre abi kürekle boss'un ağzına yani vuramıyoruz. Kendisi ağır bir abimiz olduğu için bize kürekle nahoş şeyler yapıyor genelde. 9 ne hayvan herif. Özür dilerim. Sen değil. Özür dileme. Hayvan ya 9 vurdu. Oğlum siz verginizi ödediniz mi? Ödeyin lan vergiyi. Give them no quarter. Aynen öyle, bana kürekli adam öldürttünüz. Bana içeride paspaslı adam öldürttünüz. Artem Crusader'la Black Doctor kavga... Artem Crusader'la Black Doctor bir kavga etsinler demiş de... yani öyle şeyler yaşanıyor, çok tatsız oluyor. Abi dün Artem yanımdaydı o Black Doctor'un ölüşünde. Yani... Ben kalp krizi geçiriyordum. Abi inanılmaz tatsızlaşıyor mesela işte ne o abusing falan oluyor, hakaret ediyor bir partidekilere falan karakter. Yani hakaret etse yani keşke sadece hakaret etse. Ha, bazı durumlarda bıçaklama gibi durumlar da oluyor. Bu arada bıçaklamıştı bizim. Ertan abi hoş geldin. Hoş geldin Ertan abi. Nasılsın, iyi misin? Ya adam yine girişini yaptı ya. 22 zar attı ve 15 geldi. Ya abi Ertan yani. Abi biliyor bu işi ya. Yani ben atsam şimdi 1 gelir ya da 2 gelir yani. Max 2 gelir. Evet. Çekme. Darkus'ta da bu kadar alfa oynamasa mıydık? Yok ya. Sen oynama. Sen çok biliyorsun. Çek onu. Abi Resist'a çarptı ya. başladık. Hadi bakalım. Kanamas falan olan yok değil mi? Yok. Ya... Bravo. Dismas iyi güzel de gerçekten adamın mis oranı o kadar fazla ki gerçekten bir tuttursa dişimi kıracağım. Arada tutturuyor ya. Arada öyle. İşte. Teşekkür ederim, iyi yaptın.
arada yararımızda düşünüyorlarmış işte. Yok, ben bunu göstereceğim. Bir muhteşem. Bir partiyi de çakmamız lazım da ölecek ya. Öldürmeden ama zehirden ölecek bu sefer daha. Partiyi yapmaya fırsat kalmıyor neyse. Aa geldi, okey. De ne yapacaksın onunla, öyle de bir şey var. Nasıl ne yapacaksın, ha canlı olunca işte. Zaten ölecek şimdi sıramına gelince. Yani. Evet, buna anahtar gerekiyor diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım, güzel bir şey var. Evet. Emre abi yine esprileriyle coşturuyor chat'i. Benim tansiyonum düşmeye başladı. Dur bakayım o zaman, ben bir süre chat'e bakmayayım. Sen geç chat'e. Arkadaşlar chat'e başka bir şeyler yazabilir miyiz? Emre'nin yazdığı şeyleri görmek istemiyorum da. Ya mis gibi adam işte yazmış. Işık yok mu? Işık yakın demiş Ertan abi de. Yok abi ışık. Biz Darkest'ancıysa Darkest gideceğiz böyle. Bakın mis gibi. Bol bol stresli mitresli. Tabi. Tabi. Işığı da şeyde yakacağız böyle. İşte ışık açmazsam bu olur. Yani doğal gaz kokusu falan gelirse şeyle, meşaleyle kokuyu takip ederiz. Fight çıkmadı. %90 diyor. Kaç oda kaldı? 3 oda kaldı. İçini yapsak yeterli. Helal böyle. Hı hı. Aşağıdakine inmene gerek yok yani. İnerim muhtemelen. Bak! Eğer bir şey çıktığında yerim kalmayacak. Meşaleyi sırf o yüzden kullanabilirim yani. Rica ederim Emre abi, evet. Baş döndürücü bir insansın. Afiyet olsun gençlik. Bu niye bu kadar kolay oldu ya bu zindan? Abi bu şey işte... Başlangıç zindan. Amatör eğlendirme zindanı. Hadi ben şu an bunları diyorum da yaklaşık bir yarım saat sonra falan herhalde çok farklı şeyler söylüyor. Yapma! Yapma! Yani bu modda olacağız. Bence yapma da demeyeceğiz. Yapma gayet kibar kalıyor bence. İşte yapma, seni kötü adam. Seni kötü adam. Lanet olsun. Seni lanet. Ertan abi de şey demiş, 8 tane meşale var, yak işte ya demiş. Abi yani... Abi, karanlıktan korkan sinirlere mi girerdik? Oğuz'un içinden bazen Kayserili çıkabiliyor bu durumlarda. Tasarruflu bir insan kendisi. Abi sen oynama. Bu arada bakmadım, Vestel'de şey, stun skill'i var mı? Var da, şifacımızda. Şey, açmak için önce şey açmamız lazım, build'ü açmamız lazım. Daisy, low mu, öyle bir şey olması lazım. Ha yok, o orijinal halinde yok değil mi? Gelmemiş, yok, evet. Yok, orijinalde var da yani açık değil. O değişiyor. Judgment var. Random evet. Geldiği için. Ne kaç vurdu o? Göremedim. Yirmi iki stres ne abi? Oo. Abi bırakın ben de oynayayım. Hani. Ya beni zaten bu oyunda hani normal melee vuran karakterden çok sırf safi stres vuran karakterler çıldırtıyor. Yani adam 1 melee vuruyor, 30 stres veriyor mesela. Yani... Gerek yok ya yani o... Başar gerçekten gerek yok. Kullanayım mı? Kullandım. Seç, kime atayım? Sen seç. Başar. Kimi isteyecek? Yardır fark etmez cevabı geldi. Peki. En yüksek canlı olanlardan birine şuna yapıştırdım. Muhteşem! Bravo! Bravo!
Ben de tam bu olsun istiyordum. Evet. Çok güzel. Ya biz böyle seviyoruz, zorlaştırıyoruz. Red Door'a girdi bu arada. O sıkıntı değil de çok stres aldı o sıkıntı. Ne bir şey aldı onu göremedim. Ya şu oyunu öğretmesen de olur. Onu gördük neyin ne olduğunu biliyoruz, evet. Another life wasted. Gerçek erkeklerin gaming gecesi. Yani evet. Yani sırf uyarı vermekten adamı kurtaramadım bile. İnanılmaz. Müthiş bir başlangıç. Müthiş, müthiş. Müthiş. Yani boşu boşuna şey öldü ya. Ya ben onu güzel kasacaktım abi. Healer öldü yani. Boşu boşuna. Yok uyarı evet, veriyor. Arkadaşlar. Şöyle olursa böyle olur. Bu böyle olursa. E biliyoruz bir bırak da. Evet arkadaşlar, Masters and the Players kanala hoş gelemediniz. Daha başlar başlamaz. Gitti karı. Gitsin ya, yenisini alırız, boş ver. Lapa'yı alayım mı? Kalsın Lapa ya, ne yapayım? Bitti zaten. Lapa kalsın ya, boş ver Lapa'yı, ne yapacaksın? Kalsam ne kadar satılıyor demiş. E tamam, hepsini yapmış, biz artık kalmış. Buna gitmemiz lazım. Üşendim gitmeye. Gideyim mi? Gideyim mi chat? Bence gitme ama. Ah. Ertan abi kap demiş de kamp için daha erken Ertan abi. O medium şeylerde falan dungeonlarda falan işe yarıyor kamp olayı. Ama daha amatör dungeon'da bir adam kaybetmek hoş olmadı tabii. Tatsız şeyler evet. Geliyor. Tabii, aynen. Yani ve çok gereksiz kaybettik yani. Yok oyun şöyle olursa bak bu olur, bu olursa şu olur dediği için. Çok gereksiz kaybettik ya. Mechanical hazards possessed by evet. Evil intent. Oh. Hello there. Paldır küldür gidiyoruz. Hiç acımam acıma yok abi direkt. Biraz fazla mı vurdu? Ah, mazoşist oldun. Bir sen eksiktin. Evet, mazoşist doktor. 15 mi? Doktor. Yani, abi 15 nedir ya? Doktor da şey oldu, saçlarımdan tutu önce. Doktor bir oynayabilse zaten şey yapacağım ben de. Red Door'dan çıkaracağım onu da. This is no abi yani oynatmadan kalp krizi geçiriyor, çıldıracağım ya. Bu kadar kolay kalp krizi geçireceksen oynamanın ne manası var? Daha ilk dungeon bu. Beyler korkuyorsanız oynamayın bu oyunu. Yani. Evet. İlk dungeon'da total party kill. Hakikaten ya bak Red Door'a giriyor ve kalp krizi geçirip ölüyor hepsi. Şaka gibi yani. Ya işte Darkest biraz sert. Hayır yani çok gereksiz oldu yani. Tır şunu almak için. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Aa orada şey vardı.
Tamamen, tamamen abi root hastalığından dolayı gitti şey. Yani. Evet evet. Evet, ilk dungeon'da iki kayıp verdik. Aynen. Hedefimiz 30 kayıp vermek. Dayan mısır patlatıyor demiş. Yani abi ben 19 haftada toplamda 3 kişi kaybetmiş biri olarak burada 2 kişi kaybetmeyi kendimi aşırı başarısızlık olarak görüyorum. Ben seviye farkı ya. Seviyeden kaynaklı şey o. Oh, bir de kapalı alandan da korkuyoruz. The tents are pitched. Biz de ziyaretten abi. And the corpse wagons stand at the ready. Ertan abi şey ya şu an Fatih Terim gibi alkışlayıp bize hadi çocuklar yaparsınız. Aynen. Karanlık gidersen çok normal demiş Başar. Erkek adam yanında lamba taşımaz diyeceğim şimdi de olmayacak. O yüzden demiyorum. Sirk mi bu? Sirk muhabbetini bilmiyorum. Sirk muhabbeti ne? DLC falan mı yoksa var mı? Ya olabilir. DLC şeyi var ya, DLC ile alakalı bence o. Ama Travel to Circus bilmiyorum. Evet. Bütün yaralara 10 stres düşürür diyor. Deneyelim. Yap evet, o zaman. DLC'ymiş tamam. Yani sırf sizi açacağız diye. Fresh kegs, cards, başı başına iki adam kaybettik ya. Ben hala açmadım tabii. Merhaba canım. Neyse şu event gelsin de şunu şuradan çekeyim bazılarını ya. Neyse stage coach'tan ne var ne yok toplamak lazım. Ne geldi? Abi çok kötü geldi ya. Heal basan hiç kimse yok. Çok adam kaybedeceğiz. O PvP demiş ama DLC'si PvP olayı mı getiriyor? İlginçmiş. Öyle mi? Ya bu arada Man at Arm işe yarar da... Yok ya abi yani... Leper miydi o? Leper varken Man at Arm'ın yüzüne bakmam ya. Ama Man at Arm'ı geliştirebilirsen... Man at Arm çok iş yapar abi o... Evet, Counter-Attack olayı çok iyi. Retribution'dı galiba, hangisiydi? O da açık değil abi galiba. Dur bakayım hangisiydi ya? Ha şu. Aynen, Retribution. Bu bayağı iyi ya. Ama işte abi max HP'si çok iyi değil. Bir de Rampart'ta galiba. Rampart'ta da şey yapıyor. Bir vurup bir de kalkanla içiyordu galiba öyle bir şeydi. Evet, stunluyor. Hatırlamıyorum tam da. Yani çok kötü kayıp yaptık yani. Ölen kişiler de kötü. Hayman falan ölse daha iyiydi yani. Gel buraya. Geri gel. Kim bilir o event ne zaman gelecek. Şu an bir event falan bir şey var mı? Eventte öleni geri mi döndürüyor? Ben çok koptum bir anda. Şey ya bir tanesini. Çok nadir geliyormuş o event. Bir kereye mahsus mu ne geliyor galiba? Tam emin değilim. Başarsan daha iyi biliyorsun. Artem sen de yani... öyle bir event varmış galiba. Mezarlıktan istediğin bir adamı geri getirebiliyormuşsun sanırım. İlginçmiş. İki adam kaybettiğimiz kötü oldu ya. Bütün karakterlerin ismi Barış. Ya kınıyorum seni yani. Arkadaşlar ölmek isteyen varsa isim verebilirim buraya. Ne var? Ya şu ikinci hayvan ölür direkt. Onun ismini Artem koysana. Bir dakika Artem'e uyuyor mu ama şimdi? Artem karar versin. Artem görüyorsun şu an ileri. Ben Jester'ı bekliyorum diyor. Abi Jester bilmiyorum. Hangisi abi önce biz... gelecek? Bu duruma bağlı.
Jester oynamayı beceremiyor Oğuz. Ben de çok anlamıyorum Jester'dan. Jester... Abi bir kere geldi elime. Aldım, bir hafta sonra öldü. Ama oyunun ta başında, evet, hani... Dedim ya 18 haftada sadece 3 kişi öldü falan diye. İlk ölen Jester'dı zaten. Alır almaz öldü adam. Sende neler var abi? Clutch edin, triple'ı mısın? Evet. Point play açamayacağız ki ya. Şey açılmadı hala. Daha fazla quest. Herhalde bir dungeon'dan sonra daha açılacak diye tahmin ediyorum. Ha, Jester stress healer diyor. O zaman her türlü şart aslında Jester ya. O zaman görürüz arkadaşlar. Nereye gidelim? Balık adamları görelim mi? Görelim mi? Bence farklı bir dungeon'a girelim. Gerçi ya. Gerçi açılmamış zaten. Gene buraya gideceğiz. Farklı dungeon'a giremiyoruz çünkü şu an. Aa, evet. Direkt boss'a gidiyormuşum değil mi? Açılmıyormuşum. Tabii tabii. Yani daha ilk dungeon'da iki adam kaybettik. Boss'ta neler yaşarız? Bak doktora veriyor. Şimdilik işimize yarayacak bir şey alalım da. Vestel'de Black Doktor da öldü anasını satayım. Artık script artı 5 bot şans veriyor. 51 olduğunda. Intium abi. Intium'a girmeyeceğim şimdi. Bu kadar Intium'u kaldıramayız abi. Tamam. Buna girelim. Ama bir dakika, şey nasıl olacak? Sen ikide de oynayabiliyorsun. İkide her şeyi yapabiliyor musun? Okey. Peki sen? Seni ikiye koyarsam ne oluyor? Manetarm'ı 1'e koyup Reynald'ı 2'ye mi koysak? Yani bence pek fark etmez ya. Yani, ama Manetarm'ı en öne koymak daha mantıklı gibi. Değil mi? Bana da öyle gidiyor. Yani aslında dodge şansı 5, bunun kaç? Bunun da 5. Yok yok, Reynold'a enene koy ya. Yani Crusader'a enene koy. Move, yani itme olasılığı daha düşük mesela şeyde, Reynold'da. Abi Crusader'da. Şöyle bir şey var ama. 4'e yani Hymen'lerden birini koyacağız 4'e mecburen. Yani Dismas'ı mı koysak 4'e? Biraz stresi var ya. En arkaya alıp. Yani bilmiyorum, çok saçma şu an geliyor bana. Healer olmadığı için partide. Hı hı. Ya bu arada kesin burada da ölenlerden çıkacak ya. Abi canım abi, çünkü yani... Healer yok çünkü partide. Evet abi, yani o çok kötü oldu. Şöyle falan olacak o zaman. Yani ya böyle olacak ya da Manitarm'la Reynald'ın yerini değiştireceğim. Tamam, böyle gideceğiz o zaman. Hı hı. Öyle giriyorum. Abi Ertan abi, Crusader'ın şeyi var. Heal'ı var da sadece kendine. Yani en azından o kendine Crusader. Yani hem bir HP veriyor aslında, o heal için değil de stres azaltmak için o. Pace out the halls of your lineage once familiar. Now. Boring. O zaman diyoruz abi. Evet, çok güzel yerden başlattınız. Tebrik ediyorum. Kim arasın? Lan yeni eleman, ara bakayım. Aferin sana. %30, yok %10 trap. %20. Bir şey diyeceğim.
Tamam. Rapleri sen çözeceksin. Evet, Oğuz burada can çekişirken ben neler anlatayım? Anlatayım. İlk önce her şey gaz ve toz bulutuydu falan diye böyle başlıyorum değil mi sıfırdan? Ne oldu? Bot mu anlatmaya karar verdin? Evet. Third of Darkness, evet. Zaten karanlık. Aynen. Önce her şey gaz ve toz bulutuydu. Daha evet. Sonra büyük bir patlama oldu. Patlama olacak şimdi. Peki, ooo. Başlangıçta yapmak mantıklı mı? Yer değiştiriyorlardı bile galiba. Evet, bire gidecek bunu yapın. Hı hı. Yani bu öne hayır, geçmesin bire... abi yani. Bire geçmeyecek, bir adım ilerleyecek evet. Ya ikiye gereksiz. Geçecek işte yani gereksiz olacak biraz. Ona bakmadık tabii. Mecburiyet anılıyor koyduğumuz için. Ya direkt sık şeyle ya, grape shot. Grape shoot, blast. Güzel. Yok yok yemedim. Sonraki turn kullanılabilir o buff muhabbeti. Herkese vuruyorsun madem. Güzel. Bunlar kaltist ya, bir dakika. Sen... Hangisi daha evet, çok vurur? 3-6, 2-4. Sen stun ye. Kaltist, tarikatçı. Peki düşmanlarımızın tarikatçı olmasına dair bir espri yapsam banlanır mıyız Oğuz? Herkesten önce ben seni banlayabilirim mesela. Vur kafasını. Arkadakini indirmem lazım ya. Evet evet. İndi. Reynold aslında bir... Ama Reynold'un şeyi şu an... Bir dakika, açık değil galiba, evet değil. Buradan yapıştır. Güle güle. Aa, ölmedi. Lan nasıl ölmezsin? Artık ölür müsün? Neyse o da vura, o da vuramadı en azından. Vuramadı da artık öl be adam. Press this advantage. Give them no quarter. Evet. Ya yani bu turda ışığı sıfıra indirtmeyelim. Zaten topu şurada 4 kişi var. Stresten ölmesinler. Bakalım. Evet, yolculuğumuz devam ederken Artem de burada. Evet Sayın Oğuz. Isekai ile Brent Naruto özel bölümünün devamı gelecek mi? Ondan önce gelecek başka bölümlerimiz var ya. Aa. Naruto özel bölüm yaparız bir tane daha ama ne zaman yaparız onu bilmiyorum. Yani planlarımızda şu an 4-5 haftalık bir plan programımız var. Uygulayabilirsek belki ondan sonra olabilir. Evet. Aşağıdan git bakalım. Anneciğim. Ya sizin konuştuğunuz şeyi izledim işte. Mushoku Tensei ne? Dombili reenkarne oluyor. Abi... Hem de... İzleyin abi onu. Abi Klopti Manyak ne zaman aldın sen? Hayret bir şey gitti Lut. Bir de Mifer falan vardı. On iki vurdu değil mi o? Ben yanlış görmedim değil mi? 12. Evet.
Tatlar kaçıyor. Abi. Evet Oğuz, duygu ve düşüncelerini samimi bir şekilde alabilir miyiz? Samimi yayın. Çok samimi bir insanız, o yüzden bak şimdi şöyle vur kafasına diyoruz ve ölüyor. Duygu ve düşüncem vur kafasına. Öyle öyle, seni kötü iskeler. Sen oynama. Abi partiyi stun parti yapamadık ya. Tamam. Abi parti öldü çünkü. Evet, parti biraz bağırarak can verdi şimdi. Biraz fazla öldü yani. This expedition at least promises success. Ben anahtar aldım mı ya? Şu... Anahtar var ya, iki tane. Aldım değil mi? Var iki tane. Ne kadar vuruyor? Ne kadar vuruyor? Ben arkadakine vurayım. Vur işte onu ya! Abi sen oynama o zaman. Sen çok vuruyorsun, sen oynama. Stresi gene yiyeceğiz. Bu sefer de Reynold stres manyağı olacak. Abi Crusader'da stun'dan çok bence şey yap ya. İkinci özellik var ya, o undead'lere karşı bonuslu saldırıyor o saldırı. Biliyorum da bunlar kültist abi. İkinci sırada iskelet var o yüzden. Evet de yani. Bu geri gelince anca. Arkadakinden kurtulmam lazım benim aslında. 18 stres verdi ya. Abi... Şey değil mi, yine iyi dodge'lıyor yani. İşte dodge'lamaması gerekiyor. Ah, mana farm'ı da itti. Amstar. Inspiration and improvement. Şunu vur artık. Allah'ım ya, çıldıracağım. Dodge! 13 vurdu ya. Evet, TPK yiyoruz. Hah, Faron hayat oldu. Eyvah, şimdi Faron hayat olduğu için abi laf sokmaya başlayacak ya. Başladık abi. Din, din ve devlet dişlerini mi ayıralım abi? Abi yani zaten dişlerimizi ayırıp elimize saydırıyorlar şu an. Abi yani ilk iki dungeon'da bu kadar zor olmaması gerekiyordu bu oyunun. Abi işte Radiant gibi değil. Daha tatsızlaşıyor işler. Reynold, seni bara göndereceğim. Söz. Bir sakin kal ya. Bir sakin kal ya. Az da belki turu da boşa gitti bu yüzden. Yani... Crusader'ın dediği de lafa bak. Light is fate. Neydi fate? Solmak mıydı? Işık soldu diyor. Orası. Işık bizi terk etti. Bırak kardeşim o zaman kılıcını, zırhını. Git emekli ol, Foça'da yer, Foça'da emekli hayatı yaşa o zaman. Ben... Derdin ne kardeşim? Buff'ı kabul etmedi ya. Resmen buff'ı kabul etmedi. Etmiş gerçi. Hem etmiyorum dedi, etti ondan. Boşa artistlik yapıyor. Yalnız bir şey diyeceğim, stresten ölüyoruz ve... Yani... Keşke şeyi açsaydık ya.
söyle adını. Hero'ların geldiği şey bir tane müsaseri kişi sayısı. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Abi bunlar konuşulmaya başladı daha ikinci dungeon'da. Abi, nasıl dört kişi alabiliriz abi? Evet çünkü abi bir fight daha var orada. Orada da bir fight daha var. Çok güzel. Çok güzel. Nereden gideyim? Yukarıdan mı dolanayım bu fight'a gireyim mi? Burada da bir tane fight var. Abi bence mümkün olduğunca fight'lardan kaçın ya. Oğlum her türlü bir tane fight'a gireceğim zaten. Bir şey değişmiyor. Ya odadaki fight'a girelim işte. Etrafından dolanalım yani. Hadi zehirlen. Sen ya da... Sen zehirlen. Aa zehirlenmedi hayret. Waiting to be spent. Bu arada o alet... Orta Çağ'da gerçekten var ya. Şu Iron Maiden. Meri mi diyorlardı? Neydi? Unuttum adını bunun. Öyle bir şeydi. Demir Lady işte. Demir Lady ha, Demir Lady. Hayda. Durduk yerde heart attack geçirmez diye düşünüyorum. Evet de işte geçirdi. Çok güzel. Evet, evet. Another abomination cleansed from our lands. Watch a dizzying blow to body and brain. Ah, this time yedi. Ah, bir iki tane paranoya doldu şu an. Human mind. İki paranoya. Bu Evius muydu? Yok, paranoya. Yani. Executed with impunity. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Yolda fight çıkmasın. Ne olur yolda fight çıkmasın. Şey bir dahaki fight'ta Crusader'a Holy Water içelim. Belki işine yarar. İki tane Holy Water'ımız var yani. Yani olabilir. Yemeğimiz de bitti. Başar orada mısın Başar? Patlattın mı mısırını? Ne yaptın? O sırrı patlatıyordu en son. Yani en son yorumu abi, okumak istiyorum onu. Her türlü fight var abi orada. Yani... Yani... Fight'tan kaçamayacağız. Okuma abi. En son yorumu ya. Gördüm şu an. Sibelcan çıkmış. Kaltist Sibelcan çıkmış. Yani abi Sibelcan ne alaka Emre? Yani. Hani nasıl bu ne? Ben neyinle anlıyorum? Abi yemeğimiz de yok ya. Çıldıracağım. Gelin bakayım. Ve 3 kişi gitmemiz gerekecek abi şeye. Söyle adını. Ah, doçladı bir de ya. Bir sonraki dungeon'a. Neden? Ha, biri işte tedaviye girecek ama yeni adamlar gelir ya. 2 kişi gelecek abi işte. O yüzden diyorum. Yani herkes şu an çok kötü durumda. Yani bir dungeon daha kaldırmaz bunlar.
ya. Laf sokma gözünü seveyim sokma ya. Eski dansöz mü? Kim eski dansöz? Sibelcan eskiden dansöz müydü? Abi o Asena değil miydi ya? Evet ya. Aa Malik geldi. Oho sabi ki. Ağlıyor mu? Evet Malik ağlıyor. Ağlatıyorlar yani. O da Malik de kadim topraklardan katılıyor yayınımıza. Yani Malik Konya'dan. İlk dancında iki kişiyi kaybettim ve ikisi de healer. Plak doktoruna şey yani çıldırıyorum. Ya şu an şeyiz ya, D&D'de level 1 girip şeylerle, abi banditlerle yumruğumuz... Perişanım ve idol yazmış. Teşekkür ederim Malik'cim, ben de seni seviyorum. Ama ben seni şimdi Death Door'dan nasıl çıkaracağım? Seize this momentum. Push on to the task. Yemek de yok, ben seni Death Door'dan nasıl çıkaracağım? Yani hiçbir fikrim yok şu anda bu Death Door'dan çıkarma konusunda. Yemek bulacağız abi ya. Holy Water vereyim mi? Holy Water ona yaramıyor galiba ya. Holy Water fight'ta buff veriyor. Evet de işte yani. Şu durumda hiçbir şekilde Death'dan çıkartamıyorum abi. Yani Malik sen ne olsun istiyorsun? Malik seni banlarım. Gerçekten Oğuz böyle ağzından sinirli salyalar aka aka banlayacak şimdi seni. Kanamı alacak şimdi. Bravo. Kaç çıkma. Tamam vize 90 oldu işte ya. Machinations spring to life with a singular purpose. Malik sesli geleyim diyor da. Bakacağım. Ne sesli mi geleyim diyor? Gel Malik. Gel gel. Gel gel eğleniriz Malik gel. Çık abi çık nere turnu çık. Montuyum. Korkma gel ısırmıyor. Gel. Korkma. Gel Malik gel. Burası boy gel. Da bir takipçimiz mi geldi? Ne oldu? Hayır. Ya oğlum Malik. Malik abone oldu. Malik sağ ol. Teşekkür ederiz de. Oğlum paranı bize harcama. Hep söylüyoruz. Teşekkürler Malik. Paranı 4 yıl sonra alacaksın. Geri alacaksın 4 yıl sonra. Yani hakikaten adam kendi alacağı parayı bize veriyor. Yani kendi maaşını çıkartıyor. Ben bir ara sana tavuk döner ısmarlarım Malik. Bu havada Konya'ya kargolarım. Malik gel bu arada gelmek istiyorsan. Aa geri yürüyünce stres yemeyecek. Allah razı olsun. Zaten stresten kırılıyorsun şu anda. Para ona yaksın yani. O ne lan? 26. Tabii bozulmaz. Şeyler olmadı. Ertan abi Prime'de bize 4. ay abone olmuş. Çok teşekkürler Ertan abi. Teşekkürler Ertan abi. Ben niye şey gibi oldum peki?
ilkokul 3 çocuğu gibi. Teşekkürler Ertan abi. Banlanmak istiyorsunuz belki. Bir anda içimden şey çıktı. Sonunda açıldı yani. We will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. Valla gideceğim alacağım şimdi ha. 10 stres düşürüyormuş. Valla gideceğim alacağım şu an DLC'yi yani. Stage Coach'tan neler çıktı? Dur ona bir bakalım, doğru dedim. Oh Vestal. Oh Leper. Çapılak doktor bulduk mu? Malik gelmeyecek galiba. Yok, Malik gelmeyecek. Malik şey, derin sularda boğulmaktan korktu. O kadar burası boy gel dedim ama. Yani. Biz adamı yemiyoruz, merak etme. Ama daha kıstancı ne yapar onu, orasını bilemem. Yok, o aç olduğunda yiyor. Ben bizzat böyle bir şeye şahit oldum. Oğlum yani herkese söyleme, korkuyorlar sonra. Çok ağlıyorsunuz. Ah gerçekten. Hoş geldin. Hoş buldum. Malik, kan grubun ne? 0 pozitif. Ha ne güzel, ben de 0 pozitifim. O zaman seni öldürebilirim. Olur. Malik, neden hayattan soğumuş bir moddasın peki? Yani sanki zorla çağırdık. Ya az önce battım da birazcık o yüzden. Battın mı? He ya, hiç sorun. 3 gemi araya aldı beni. Yok, Thieves'te mi? He ya. Hayatta böyle şeyler olur mu Malik? Yani. Abi ben de mesela ilk dungeon'da 2 kişi kaybettim bak. 150 saattir batmıyordum. 150 saattir ya, batmama serim vardı, battım abi. Emin ol, İngiliz donanması da İspanyolları yendi. İspanyol kralı bu moddaydı büyük ihtimal. Donanmada. Ay. Aramızda tarih çok, kimse gülemez bu espriye, Allah kahretsin. Aslan olur ne olmaz, hangisini alacağımıza karar veririz. Sende neler var? Eldritch Slayer var. Robusto var. Bu oyunu zerre anlamıyorum, sevmiyorum. Teşekkürler Malik. Yani bu bilgiyi bizle paylaştığın için. Yani. Yani zaten bu oyunu istedim. Yani bu oyunu sevmek zaten delilik. Niye oynuyorsun abi? Kafayı yedim. Yürek yedim. Ha, ondan oldu. Aynen. Yani Malik'in yayına verdiği katkılar ve izleyiciyi canlı tutması gerçekten müthiş, müthiş. Evet, evet. Yani şu bak, an Ertan insanlar abi, çıldırıyor. Ertan abi bak, hakikaten Malik'e örnek alıyor. Demiş ki sen abone olunca baktım benimki de bitmiş, ben de olayım demiş. Yok ya, Ertan abi benim idol. Ben Ertan abi idol olarak görüyorum. Şey gibi, abi hayranımsın. Ertan abi şey ya, kanalın baş tacı. Öyle ya. Reis abi, kanalı onun üstüne yapsanız hiçbir şey gıkım çıkmaz. Ya. Valla ben de okeyim. Ya gerçekten. Abi. Ben de okeyim yani. Ertan abi şey yapabilir ya, hani böyle sağlıklı Twitch kullanıcısı kılavuzu basıp yayınlasa bence herkesin okuması lazım. Adam tam bir Twitch kullanıcısı yani. Twitch üzerine oyun oynatsın abi. Hadi bak. Hadi bakalım. Şimdi bir şey diyeceğim. Bir şey de gülelim burada. Yok, gülünecek bir şey demeyeceğim. Böyle bir sıkıntı var. Ben bu ikisini gönderdiğimde tamam. Leper geldi, güzel, hoş da. Yani şu abi ne olacak? O da köşesinde ağlasın, ne yapalım. Muhtemelen ağlayacak bu arada. Bakayım ağlıyor muymuş. Peki kanalı oyun kanalına çevirdiğimize göre. Hayda. Kanalı sen demek ki yayının başından beri yoksun. Kanalı oyun kanalına çevirmedik. Bugünkü oyunlar FRP'ye benzeyen oyunlar olacak her pazartesi. Yani Darkest Dungeon'dır, Divinity Originals'dır, Baldur's Gate'dir. Mutant Year Zero da buna sayılabilir. Yani Tactical Squad Combat. İşte CRPG, bu tarz oyunlar oynanacak pazartesi günleri. Yani Sea of Thieves oynanmayacak. Onu sana söyleyeyim.
Ben Warframe diyecektim zaten. Oğlum Warframe'le FRP'nin ne alakası var? Çok alakası. Orada da karakter var. FRP'de de karakterler var. Muhteşem orada da skill'ler var. Muhteşem FRP'de bağlı. De karakter. Ya ben hala İskender'in LoL oynamasından taraftarım. Ben de gece LoL'ün ne zaman abi? Bir anda LoL girmedi. Bakın beyler, burada 3 kişiyiz. İskender aldık 4. Emre abi de alırız. Ertan abi gelir. Ertan abi de şey olur. Arada değişiriz. Yani abi Arkane güzel dizi. Tek söyleyeceğim şey bu. Arkane güzel dizi. Yani yok mu yani Oğuz'u bir support oynatmamız? Sen... Ben sola giderim abi. Sen şeye gideceksin sadece. Peki sen... Yani sen de var ya... Tam da gideceğin yer de belli yani senin. Belli. Manhattan mısın? Emre abi biz de gidip raftımı bitirsek ne dedin o işe? Burada şey yapıyorum değil mi yayın? Allah Allah Malik sen ne olsun neyin peşindesin Malik seni banlarım. Seni banlarım Malik. İskender bornozuyla gelirse varım diyen var mı? Tövbe tövbe ne oluyor oğlum orada? Abi çok iyi yani. Ya bir şey diyeceğim bence herkes İskender'in moda tercihlerini kıskanıyor. İskender bence çok iyi. Yani ben katalog yayınlamasından taraftarım İskender. Adam Tanrı'ya laf soktu. Ne dedi çok lan? Kara abi. Göster bakalım şu büyük planını dedi. Allah'ım manyağı. Kafasına bir koyacak şimdi. Abi sen yani Tanrı'ya dua etmeye giderken adam bunu dedi. Göster bana bakalım büyük planını. Lan ne çıkarıp olsun kafasına istiyorsun? Vursa ne yapabilir ki? Yani ne olsun istiyor? Çekici bu arada yanlış anlaşılma. Evet, Oğuz can çekişirken Malik'ten canlıyorum. Can Malik'ten can. Hemen reklamlar. Malik'ten canlı yorumları alıyoruz. Malik Konya nasıl? Abi var ya. Dün saat 6'dan 8'e kadar elektrikler yoktu. Artı 3 kere git gel yaptı sürekli. Şimdi de yine kar yağışı var. Eksi 8'lere kadar düşecek. Yarın da full eksi 8'den devam ediyor Konya. Bütün yollar kapalı. Peki bir şey diyeceğim. Sen yani yerel yönetiminden mi memnun değilsin? Yani ne demek bu şimdi? Bu şikayetler ne demek? He ya getir bu, çalışmıyor abi. Paris sen ne demeye çalışıyorsun? Sen asıl onu söyle. Sen ne dedin Konya Büyükşehir Belediyesi'ne sen şimdi? Sen ne dedin sen? Abi Konya ben Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yanındayım kardeşim. Nasıl yani? Paris banını az kaldı abi. Bir saniye chatte maya muhabbeti dön. Maya mı? Abi bornozdan mayayı hangi ara geçtirirsiniz? İskender'e LoL oynatalım ama aerobik mayosuyla. Ne? Emre abi senin kelle uçuracak ha. Abo. Barış da Kenya ile karıştırmış durumu. Mayoyu nasıl ulaştıracağız? Evet, evet. Var. Mayoyu abi, ben giyeceğim. Abi siz bulun ben ulaştırırım bu arada. Siz bulun şey ben ulaştırırım. Abi sen hile yaparken niye yakalanıyorsun kumar oynarken? Özür dilerim. Sen değil. Her şey. Harbi. Yani şu görmüş olduğunuz kumarbaz arkadaşımız hile yaparken yakalanmış. Adını ne koymamı istersiniz? Bence bu arkadaşa... Tabii ki de Malik. Tabii ki de Barış gider. Abi benim yani... Bu DC'nin zaten ticaret beyni benim yani. Nasıl ben yakalanabildim? Yani. O yüzden abi bu sensin Barış. Hadi bakalım. Yani çünkü kumar oynarken yakalanabilecek tek kişi sensin. O kadar temiz bir insan işte ya. Aynen. Yani bir şey diyeceğim. Peki benim ismim maskeli karaktere ve maskenin hani burun kısmını kapaması bana bir gönderme mi? Evet. Allah kahretsin. Niye adamın burnu büyük değil? Büyük? Evet. Değil. Tabii değil canım. Abi boydan bir yani, toplat bakayım ben. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. One Piece izlemiş miydin sen? Malik. Ne izledin mi? One Piece izlemiş miydin? İzlememişimdir. İzlemedim de Emre abi banlayacağım şimdi. Şey yazsana bir Google'a. Usopp yaz. 2P ile. Barış'ın ya burnu. Malik Malik Ezel izler oğlum Malik. One Piece ne izler? Ebeğim. Dayı.
Hayda. Ense kökünde bir şey kalmış dayı. Konu çok yanlış yerlere gidiyor. Evet arkadaşlar, şu an ne olsun istiyorsunuz siz? Abi şu an kanal çok iyi yerlere gidiyor. Ben bu kanada hiç iyi gelmedim. Ben gitsem mi? Malik. Kapının önüne baksana, bir çiğ köfte var orada. Hani lan? Gerçekten kontrol etmeye gitmesinden korkuyorum ya. Abi Malik bu yapar. Bu arada Erten abi, olmak istediğin bir karakter var mı burada? Senin ismini vereceğim. Sen bizim baş tacımızsın. Olmak istediğin bir karakter var mı? Bence Menet Arms'a verelim Mert abinin ismini. En çok o yakışır gibi. Abi bence ona vermeyelim bak. Yani gelmedi daha abi, diyor. Bu da hile parça yakalanmış. Abi partiye bak, kumarbaz hepsi ve hile yapmışlar. Kumar oynamaları yasaklanmış. Yani muhteşem. Muhteşem ya abi. Bütün parti kart sayıyor abi. Hakikaten ya. Canın da çok düşük ya. Ertan abi diyor ki zincirli bir yaratık var diyor. Hilkat garibesi. Peki Malik şu an gel. Abomination'ı diyorsun abi, evet. Evet. Onu mu istiyorsun? Tamam bakayım, bir sonraki hafta gelirse Abomination'ı alacağım senin için. Zaten almak zorundayım. Yani ne olacak göreceğiz. Peki Malik gerçekten kapıyı kontrol edip geldin değil mi? Ha. Sonra anneme söyledim, hani çiğ köfte dedim, yok dedi. Peki Malik, sen çiğ köfteyi niye bu kadar çok seviyorsun? Bize anlatır mısın? Güzel ya, da yasak bana işte. Yasak olduğu için mi güzel, yoksa güzel olduğu için mi yasak? Yok gerçekten güzel. Yok abi, yasak olduğu için güzel geliyor. Yani benim de ciltte yağlanma sorunum vardı. Cips yemiyordum mesela. Cipse kafayı yiyordum. Ama cips o kadar kafayı yiyecek bir şey değil mesela. Yo, ben deli gibi çiğ köfte yiyordum zaten de, o yüzden. Ben çok severim çiğ köfte. Ben kahvaltıda bile çiğ köfte yiyen bir insan. Evet abi, kurt adama dönüşen Abomination. Ertan abi de Teen Wolf izlemiş. Ne alakalı olup ya? Ya Malik ya. Ben de son sezonda kaldım, hala izleyemedim. Ben de Grimm izliyorum. Grimm ne ya? Erkek adam ezeli. Seni üçe koysam. Erkek adam ezeli sen izler. Seni üçe koyacağız o zaman. Üçe koyacaksak şunun yerine bunu alacağız. Bu da Heal Party alacağız. Ya aslında Başar, Ertan abi ve yayındaki diğer bu oyunu oynamış olan arkadaşlar. Şu Elimination yerine Heal Party'yi almam daha mantıklı değil mi? Bu karakteri çünkü 3. sıraya koyacağım ve şunu zaten kullanamayacak. Yani sizce hangisini alayım şunun yerine? Abi Kurtlar Vadisi dizi müziği telif yiyor mu? Yer büyük ihtimalle. Yani ne olsun istiyorsun gerçekten? Ne olsun istiyorsun ya? Neden böyle bir soru soruluyor abi bu kanalda? Yani arkaya koyaydık. Arkaya ne yapacaksın? İplikçi Nedim taklidi mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Yok savaşıyor ya. Savaşıyor mesela. Arkadan düştüğünde biri diyor, şey diyor. Ölüm ne, dediğin nedir ki gülüm? Allah kahretsin. Cendere diyen var. Yok abi, yani biz şu an şeyiz yani. Her şey çok güzel olacak, yaşasın. Oyuna başlıyoruz yani, level 1 D&D partisi. Ertan ondan sonra bağırarak oluyorlar. Diyor. Hatırlamıyormuş. Arkadaşlar hazır açmışken şunları da bir açayım da. Dur bir açayım dedi. Ertan abi şey mi açıyorsun? Kutlar Vadisi mi açıyorsun abi? Yok hayır. Ah lan oğlum, çok sevindiydim. Ya bir anda Watch Party'ye geçiyoruz. Kurtlar Vadisi pusuyu senin.
Yok öyle bir şey. İlk 94 bölüm abi. Yarısı çok. Ay çok eğlendim ya. Abi sen de bir araya gelmeyelim. Evet evet, yani bizim Malik'le iyi bir combo değiliz yani. Hiç vatanın, memleketin selahiyeti için iyi bir combo değiliz. Oğlum moderatör alanına tıkladım yanlış yapıyorum. Bu arada eğer moderatörlük yapıyorsanız o alandan izlemeyin abi. Çok boş orası. Ha Ertan abi oyunu açıyormuş, bakacakmış Türkçesi. Türkçeye mi bakacağım? Ya bakacakmış yani. Ne ha şey Dark Stancı'na mı? Evet. Peki. Kurtlar Vadisi zaten Türkçe abi, ne diyorsun abi? Ya abi niye Kurtlar Vadisi muhabbet ediyorsun sen burada? Seni banlarım. Etmeyeyim mi? Seni banlarım. Şimdi D&D'ye bak, Kurtlar Vadisi'nden çalıntı mesela. Hayda. Yok. Peki şey Polat ne oluyor bu durumda? GM. Polat GM abi, asla ölmüyor. Evet. Çakır ne oluyor? Çakır öldü sonuçta. Çakır şey abi. Çakır hastalandı, eve gittiği için. Zaten şey... Çakır abi... Neyse söylemeyeceğim, vazgeçtim. Çakır yani... level 8 şey... Crusader. Paladin. Çakır abimi harcadılar ya. Onun yıl dönümü geliyor mu ya, ne zaman? Bu arada şeyin reklamını da yapayım. Online oyunlarımız başlayacak yakında. Çarşamba gününden itibaren. Evet evet. Ve Malik, bir oyuna kayıt oldun mu? Hayır. Neden olmadı? Neden? Çok müthiş bir cevabım var ama vermekten korkuyorum. Tahmin ettim o cevabı, yapma. Yapma. O yüzden Discord'umuzda da online bir şekilde ortam var. Oyunlarımızı oynayacağız. Hepinizi bekliyoruz. Peki oyunlardan bahsetmedin mi şimdi hepsini teker teker? Aklımda hepsi yok. Ya. Aa, sen sıfır level'sın değil mi? Çok güzel. Bunu çöp kutusuna mı atsam, soğuk espriye mi atsam acaba? Çöp kutusuna at. Bir de sen varsın. Çöp kutusu ne diye merak ediyorsanız DC'mize gelerek öğrenebilirsiniz. Ünlem DC. Ya Barış komik değil yani. Neden? Abi reklamımızı yapmıyorum sen, Allah Allah. Çok çok komikti bu. Bak ünlem DC yazıyor bir dur. Peki abi. O zaman ben ölmeye gidiyorum arkadaşlar. Yalnız paramız 9 güne düştü, farkında mısın Oğuz? Normal. O kadar şey. Yani. Yok. Yani ne? İki oyun sonra, iki dungeon sonra 5000-3000'le kalıp meşale yemek alamayacak duruma gelmeyelim de. Geleceğiz ona, bilmiyor musun? Oyun amacı o. Hey maç. Mikrosavaşçısı gibi. Ya Migros anonsçusu ne alaka ya? Öyle reklam yaptı çünkü. Migros'ta da bağırıyorlar ya, pirinçlerimiz indirime gibi. Şimdi ben konuştum arada şey. Dın dın dın. Evet işte aynı o, öyleydi yani az önce. Abi belki Age of Empires şeye giriyor mu? Sizin saydığınız kategoride. Yok, direkt strateji oyunu. Hayır. Yani... Neyi dışladın ki onu? Dışlamadım, direkt strateji oyunu dedim. Lord Orient, ama hoş geldin. Mehmet abi hoş geldin. Mehmet abi hoş geldin. Evet, eziyet dungeon abi, evet. Katılıyorum. Yani ilk dungeon'da iki kişi kaybedince... Ağlıyor ya, çok ağlıyor. Evet, ağlıyorum abi. Bu oyunu sen de oynasan sen de ağlarsın. Ben oynamıyorum işte.
Ağlamamak için oynuyorsun işte. Cesaretin yok senin. Ya 3 tane gemini kaybettin de yayına ağlayarak geldin. Malik şimdi ben bu oyunu oynasan sen. Kardeşim siz burada oyun parasıyla oynuyorsunuz. Ben orada gerçek dolarlarla oynuyorum. Bence üzülmem normal. Ha ya işte. Dolarla mı oynuyorsun? Evet ben oradan şimdi para kazanıyorum abi dolarla. Haydi hadi bakayım. BDDK'ya şikayet edildim bu arada. Niye? Gayet resmi bir yolla para kazanıyor ya arkadaş. Evet. Hayır da abi yani. Ben adama hayır iyilik yapıyorum. O da hesabını kasıyorum. Aynen, o da bana şey, beni çok sevdiği için bağışta bulunuyor. Aynen. Ya tamamen sevgiyle alakalı şeyler bunlar. Tabii canım. Siteden yani buluşuyoruz, konuşuyoruz falan. Amerikalı oluyor gene. Ya sen bunları anlamazsın Barış yani. Sen bencil yani bir insan olduğun için. Bir şey diyeceğim, burada benim çok üstüme geliniyor. Üstüne mi geliniyor? Yok canım, ne üstüne gelmiş? Abi boyun kaç? 1.80. Nasıl gelelim abi? Hayır ya Emre. Emre abim idol. Haydi. Evet, ölmeye gidiyorum. Millet 20'a gider, ben ölmeye gidiyorum. Oğuz 3-4-5 sıradaki skilleri açmışım şifacı da diyor. Ya o değişiyor ya koyduğun yere göre. Evet, o random geliyor genelde skill'ler. Hayır hayır. Yani kendin açmandan bahsediyorum. Ben değiştirdim ya skill'leri. Yani bakalım ne olacak, göreceğiz. Ölmeye gidiyorum. Korkuyorum. Korku iyidir abi, insanı canlı tutar, adrenalin falan salgılarsın. İşte o zaman da kalp krizi geçiriyorsun, sıkıntı orada. Ya yaşlı mısın abi? Aa, evet. Pardon. Doğru. Soruyor doğru musun? Ben kendimi düzeltiyordum. Senin gibi daha şey değiliz, genç değiliz biz. Yaşlandık. Bana da genç diyorsun da ben sizden daha yaşlıyım abi, onu da biliyorsun lan. Yani benim ruhum 80 falan olmuş şu an. Tiplere bak ruhun ya, tiplere bak. Oğlum ruhunu boş ver. Benim hastalıklarım 60-70 yaş hastalık. Ne var lan? Fıtığın mı var? Yüksek tansiyon var ama. Ben oynamam. Yani yüksek tansiyon bende de var oğlum. Olur öyle şeyler. Abi sen kaç yaşındasın? Ben kaç yaşındayım oğlum? Ya şimdi bana yaşlı mı dedin? Hayır. Sen. Değil misin ki? Değil. Değilim abi. Ben daha yaşlanmadım. Ben daha 30 olmadım. Nasıl olmadı? Daha 28'im ben. Genceciğim. Tamam. Dur lan yanlış yapayım. Dur. Malik abi şey daha dün doğdu. O kadar yeni diyorsun yani. Evet. 18 mi ne 18'i ya? Sen olsan işte 14-15 falan var iki. Daha çok gençsin ya. Malik sallamadı beni şu an. Yazı yazarken Malik konuşamıyorum. Push to talk var ya ben. Beyni iki işlem yapamıyor. Multitask. Abi klavyede yazarken mouse'daki tuşa nasıl basmam bekliyor? Klavyeden. Ya. Ya yani bas konuşa ne gerek var ki? Şöyle böyle öksürüyorsun, möksürüyorsun, esniyorsun ya. Onları ben sevmiyorum genel. Millete de yansıtmıyorum o yüzden kuştu toplumda. Çünkü onları yapan bir arkadaşım vardı, artık arkadaşım değil mesela. Kuştu toplumlandığı için. Hayır, böyle sürekli esniyordu, öksürüyordu, hapşırıyordu, bir şeyler yapıyordu. Ayıp değil mi peki? Ayıp işte. Çok değişik bir alışkanlığım var, esnemeye aşırı tilt olurum bu arada. Olur öyle yani. Barış, yardırıyorsun bakıyorum. Hangi konuda? Barış
Çatır çatır adam indiriyorsun. Tabi tabi. Yani bu kadar eli kılıç tutan bir insan olabileceğini beklemiyordum açıkçası. Şimdi burnuma mı hakaret ettin sen? Al sana! Adam burnunu savun. Aç ya. Evet. Abi böyle bir kanala dönüştüğümüze göre Abdülhamit de savunmaya başlıyor muyuz? Yok o kadar. Malikciğim şu arkadaşı banlar mısın? Evet evet. Artık zamanı geldi çünkü. Abi yeni kombattan çıktım. Niye gidiyoruz ki? Yani... Abi League of deyince League of Legends yazacağını zannettim Emir abi ya Allah aşkına. Bravo hissettiler, bravo. Sen oynama arkadaşım. Bak Emir abi bir şey sormuş, onu oku, ben bilmiyorum çünkü. Ne sormuş? Legends of Twilight'ı boşuna mı aldınız? Barış'ı mı? Hangi konuda abi? Evet abi, beni şey... kit menü gibi kullanıyorlar abi benim. Ben... Hatta ilerleyen projelerde... Barış'ın yanına bir arkadaşı daha alıp muhteşem bir oyun planı olduğunu size söylemeyeceğiz diye. Evet. Yani kit menüden burger şey neyse reklam yapmayayım. 2.99 TL çünkü... farkla daha iyisini alacaksınız yani. Evet, evet büyük bu büyük boy. 2.99 farkla büyük boy alacaklar. Ben mi? Gerçi artık bu 2.99 değildir ya. Kaç oldu? O menünün artık 99 falan olabilir abi. Yani geçen bir kere gittim hamburger alayım yiyeyim dedim. 50 liradan aşağı doğru düzgün menü yok. Peki oralarda 50 liraysa bir hamburger ben neden bir küçük hamburger bir yemek varken niye burgerdan mı yiyorsun? Çünkü aynı para. Öyleyse abi. Yapacak bir şey yok. Ben o parayı mesela burger'a vereceğime direkt butik hamburgerciyi vermeyi tercih ediyorum şahsen. Ya biz popüler kültürün kölesiyiz Oğuz, bakma bize. Malik de mesela boş zamanlarda Süper Idol izliyor. O ne abi? Bilmiyor musun Süper Idol'u? Bakayım lan harbim ya. Fenomen ya. Ergen çocuklar falan izliyor. Abi ben niye izlemiyorum? O zaman dur. 8 kalkan daha çıktı. Hadi bakalım.